Sloganımız hayat ayrıntılarda saklıdır. Hayatın ayrıntılarını araştırmaya devam ediyoruz. Bu canlıyı bilmeyen yoktur. Mutlaka çocukluğunda bir şekilde bu canlıyla tanışmışsınızdır. Veya görmüşsünüzdür. Yani satılırken bile görmüş olabilirsiniz. Benim aklıma mesela sülük denilince iki şey geliyor. Çocukluğumdan hatıra anı olarak iki şey geliyor. Bir, pazarda böyle çın 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 şişeleri çarpıştırarak sülük satan adam geliyor. Bunlara artık yok sanırım veya varsa da ben bilmiyorum. Çın 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 şişelerin içinde böyle sülüklerin olduğu, cama yapışmış sülükler ve bunları çarpıştırarak böyle kendine bir müzik oluşturmuş sülük satardı Lapseki pazarında, çok iyi hatırlıyorum. Başka, yine bundan yaklaşık 10-15 sene önce yaşayan köpeklerimden bir tanesi. Bizim de köyde devamlı köpeğimiz olurdu. Hatta birkaç tane aynı anda olurdu. Bunlardan bir tanesini hiç unutmam. Ben motosiklet kullanırdım. Bu da o sıcakta, 30 derecenin üstündeki sıcakta, toprak yollarda, tarlaya doğru motosikletle toz duman halinde. O da yanımda benimle yarışırdı. Dili bir karış dışarıda haldır 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 haldır. 5 kilometre koşardı hayvan. Bir gün bir tarlaya geldik, hemen yan tarafta devamlı dolu olan bir havuz var. Köpek benimle beraber koştu geldi. Hayvan nefes nefese gitti oradan, şap 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 su içti böyle. Şakırtısı 10 metre uzaktan duyuluyor hayvanın. Ondan sonra ben oturuyorum kirazın altında. Yanıma geldi, boğazına bir şey takılmış, onu çıkarmaya çalıştı. Bayağı bir uğraş, öksürdü, tıksırdı, onu yaptı, bunu yaptı, ondan sonra pat diye bir şey düştü yere, kocaman bir şey. Hayatımda gördüğüm en büyük sülüktü o. Boğazına, su içerken boğazına yapışmış hayvanın. Bir parazit arkadaşlar. Sülükler bir parazit. Bu bölümde sülüklerin anatomisini, sülükler hakkında enteresan bilgiler vereceğim size. Kan emdiklerine göre parazit olarak adlandırılıyorlar. Aslında parazit konağına zarar veren anlamında. Ve sülüklerde zarar verir. Ama sülüklerin şifa olarak kullanıldığı bölümü ikinci kısımda anlatacağım. Avrupa'da nasıl, bizde nasıl, ne zaman popüler olmuş, tarihte nasıl incelenmiş, bunların hepsi kafamda mevcut. Fakat bu bölümü kısa tutmak adına sadece bu sefer sülük adlı canlıyı tanımaya çalışalım. Arkadaşlar bizim bir tane beynimiz var. Bunun 32 tane beyni var. Bu canlıların 32 tane beyni var. Bizim 32 tane dişimiz var. Onların 125 tane dişi var. Ağırlıklarının 5 ile 10 katı kan emebiliyorlar. Bakın, kendi ağırlığının 5 ile 10 katı kan emebiliyorlar. Ve yaklaşık 10 ay kadar da aç kalabiliyorlar. Yani hiçbir şey yemeden 10 ay aç kalabiliyorlar. O derece. Yani bir sefer yiyor adam. Ondan sonra 10 ay hiçbir şey yemiyor. Güzel bir şey. Hem dişi hem erkek organları var. Yani iki tane sülük bir araya geldiği zaman, tamam mı, her ikisi de hamile kalıyor. Her ikisi de dölleniyor. Her ikisi de hamile kalıyor. Her ikisi de yumurtluyor. Yumurtluyorlar arkadaşlar. Koza, köpük, beyaz köpükler içerisine yumurtalarını bırakıyorlar. Daha sonra bu yumurtalardan bir sürü sülük, yavru sülük çıkıyor. Aynı örümcekler gibi. Örümcekler de böyle koza örüyor ya. Aynı bunun gibi. Hatta gösterelim isterseniz. Bakın. Şu şekilde. Suyun içerisinde şu şekilde kozalar örüyorlar. Ve bu kozaların içerisinde onlarca sülük bulunuyor. Çekimlerini yaptığım sülüğü ben İzmir'de çok kirli, çok pis bir havuzda tesadüfen su böceklerinden falan ararken yakaladım, eve getirdim, çekimleri evde yaptım. Sülükler normalde balıkları, diğer sülükleri, sürüngenleri, kurbağaları, amfibileri yani ısırıyorlar, onlarla besleniyorlar. Fakat bazı iri türler insan ve memelilere de saldırıyor. İnsan ve memelilerde daha çok parmak araları, ayak parmaklarının, iki parmak arası. Çünkü fark edilmek istemiyorlar. Ayak parmağı, kasık bölgesi, koltuk altı gibi yerleri tercih ediyorlar. Arkadaşlar dünyada 650 sülük türü var. 650 sülük türü var. Bunların en küçüğü 15 milimetre, en büyüğü ise 45 santimetre. Aha ta bu kadar. Bu kadar. Bakın. Şöyle sülükler, dev Amazon sülükleri diye geçiyor bunlar. Yani bunların videolarını falan seyrettim araştırma esnasında. Adamı ısırdığı zaman adam asılıyor gelmiyor. Acayip bir şey. Korkunç bir şey. Başka, ısırdıkları zaman hiçbir şey hissetmiyorsun. 3 tane keskin dişi var. Bunu da göstermeye çalışalım. 3 tane keskin diş. İşte şurada bakın, jilet gibi keskin 3 tane dişleri var. Jilet gibi keskin 3 tane diş. Şöyle büyütürsek, evet, işte şunlar 3 tane diş. Zaten sülük ısırıp bıraktığı zaman vücudunuzda böyle üçgenimsi 3 tane diş izi kalıyor diyebiliriz. Bunun dışında acı hissetmiyorsun çünkü seni uyuşturuyor. Ayrıca saldığı bu enzimlerle senin kanının pıhtılaşmasını engelliyor. Kan damarlarını genişletiyor ve böylece daha seri bir şekilde kanı emebiliyor. Yine ilginç bilgilerden, bana çok ilginç gelen, sudaki titreşimleri, kokuyu, her şeyi algılayabiliyor. Denizde, karada, suda, tatlı sularda yaşayabiliyor. Bunun dışında insanların solunumuna kaçabiliyor, burun deliklerine, ağzına, kulaklarına kaçabiliyor, oralardan ısırarak hatta boğulmalara bile sebep olabiliyor. Yine çok ilginç bir bilgi. İnsan vücudunda arkadaşlar 5 litre kan var. Yetişkin bir insan. Ortalama 5 litre kan var. Ve bunun %40'ını kaybettiği takdirde yaşamını kaybediyorsun. Bir sülük ortalama olarak 5 ila 10 mililitre kan emiyor. Bir seferde, bir oturumda, bir yemimde diyelim ona. 5 ila 10 mililitre kan emiyor. O zaman kaç sülük insanı öldürebilir şeklinde düşündüğümüzde yaklaşık olarak 120 sülük insanı öldürebiliyor. Ve sülükler ısırdıktan sonra kanımıza bıraktıkları bu enzimlerle pıhtılaşmayı engellediğinden kanama saatlerce devam edebiliyor. Saatlerce ısırdığı yerden kan akmaya devam ediyor. Çünkü senin kanının pıhtılaşmasını engelleyici bir enzim göndermiş oluyor. Hatta bakın, çok enteresan, yabancı siteden aldım onu. Türkiye'de 2008 yaşında, 65 yaşında bir adam, tamam mı, kanamalardan dolayı acile başvuruyor. Bir bakıyorlar, tamam mı, vücudundan 130 tane şey çıkarıyorlar, sülük çıkarıyorlar. 8 ünite donmuş plazma veriyorlar ve böylece kurtarıyorlar, yoksa adam gidiyormuş gümbürtüye. Bunun dışında yine yapışan sülükler, sülüklere sakın ola tuz, limon, işte yanan bir odunun ucunu falan dokundurmayın. Çıkarmak, size sülük yapıştı, bunu çıkarmak istiyorsun, ne yapacaksın? Orada kesinlikle diyorlar ki işte tutup asılmayın, sıkmayın. Hatta üzerine işte sirke dökenler, tuz dökenler, o sigara değdirenler, ne bileyim odun ateşini değdirenler falan var. Bunları görmüşsünüzdür. Bunu yapmayın. Bunu yaptığınız takdirde kusmaya sebep olan mikroorganizmaları vücudunuza kusabilir diyor. Dolayısıyla bunlar yapılmamalı. Gerçekten de yapılmamalı. Hani kene gibi düşünebilirsiniz. Kenelerde de mesela keneyi hart diye asılıp kopardığın zaman kenenin taşıdığı bütün zararlı bakterileri vücuduna kusacaktır hayvan. Tedirgin olacaktır çünkü. Sülüklerde de aynı olay söz konusu. Sülüğün en ince yerinde ağzı var. İki tarafta olanları da var. Fakat her sülükte olmuyor bu. Bazen tek yönlü oluyor emiciler. Bu ince taraf. Bakın şu anda parmağımı yakalayan tarafta ağzı var. Arkadaşlar bunu çıkarmanın yolu işte tırnağınızla yan tarafından yana kaydırarak, yana doğru kaydırın. Veya işte ne olabilir? Bir kredi kartı, banka kartı olabilir veya bir çakı bıçak yana doğru kaydırarak çıkarmanız gerekiyor. Ya öyle yapın ki bu içindeki mikropları sizin kanınıza bulaştırmasın. Özellikle doğada tabii ki. Bir de tıbbi açıdan kullanılan sülükler var. Bunları detaylı olarak anlatacağız. İkinci bölümde muhtemelen. Yine Afrika yutulması durumunda. Bakın sülüklerin işte Afrika'da 2004 yılında Afrika'da insanlar sülüklü sular içiyorlar. Ve bu sülükleri yutma, küçük de olabiliyor bunlar. Yutuyorlar. Bir de yanar yangın susuz insanlar lok lok çekiyor demek ki. Sülük mülük demiyor, güldürt gidiyor aşağıya. Ondan sonra ölümler yaşanıyor. Kansızlıktan ölümler yaşanıyor bakın. İç organlarda emmeye başlıyor çünkü hayvan. Hatta Tazmanya'da 15 yaşında bir kız çocuğu şiddetli kansızlık görülüyor çocukta. Ondan sonra tamam mı ne oluyor, nedir bu çocuğun derdi falan diye doktora gidiyorlar. 3 gün yoğun bakımda kalıyor. 3 günün sonunda kusuyor. Demek sülük de artık ne yapmış, belli bir doyuma ulaşmış. Doyduktan sonra bırakıyor zaten. 10 kat, vücut ağırlığının 10 katı emdikten sonra bırakıyor. Ve kusmuğundan şey çıkıyor. Sülük çıkıyor. Doktorlar o zaman anlıyorlar sülüğün yuttuğunu. Kalp ve solunum rahatsızlıkları yaşıyor çocuk. Bakın kalp ve solunum rahatsızlıkları. Çok ilginç. Bizim Türkiye'de olan da ilginç. 130 tane sülüğü nasıl yakalandın? Nereye girdin sen? Anlamadım ki. Yani bu kadar sülük bir insanın vücuduna yapışıp da insan nasıl fark etmez? Ve dünya çapında haberlere çıkar. Beni çok şaşırttı. Türkiye'nin geçmesi anlamında. Sülüklerin arkadaşlar dediğimiz gibi şişede tıbbi kullanımı var. Çok eski çağlardan beri kullanılıyor. Hatta Antik Mısır'da falan geçmiş Antik Mısır'da yine Talmud'da, İncil'de sülükler ve sülüklerin tıbbi alanda kullanımlarına ilgili belgeler mevcut bol miktarda. İşte sülüklerin tedavi için kullanılabileceğinden bahsediliyor. Yine sülüklerin yutulması durumunda mide şişmelerine, karın şişmelerine sebep olduğu falan söyleniyor. Fakat bunun yanında işte dalak büyümelerinde falan bilerek sülük yutturulduğundan falan bahsediliyor. Yani eski çağlarda sülükler tedavi için kullanılmış. Hatta ve hatta 1825 ile 1850 yılları arasında sülük kalmamış. Sülük kalmamış. Avrupa'da sülük kalmamış. Sülük üreticileri sülük yetiştiremiyorlarmış. Tamamen her türlü hastalığa sülükleri kullanıyorlarmış. Fakat ondan sonra işte imparatorların doktorları falan dedikleri doktorlar kullanıyor. En kaliteli cerrahlar kullanıyor. Fakat ondan sonra birdenbire sülük 100 yılın sonlarında yani 1800'lerin sonlarında sülük revaçtan düşüyor. Hatta sülük tedavisiyle ilgilenenleri şarlatanlıkla suçluyorlar. Ve sülük popülaritesini kaybediyor. Modern tıp gelişiyor. Tamamen gündemden kalkıyor. Fakat günümüzde sülükler tekrar Avrupa'da özellikle gündemde, Türkiye'de aşırı derecede gündemde. Mesela ben şu özelliğini sülüğün çift cinsiyetli olup iki tane sülüğü bir araya getirdiğiniz zaman işte ikisinin de hamile kalıp yumurtlaması olayını öğrendikten sonra hemen aklıma ne geliyor? Ticari kafa olarak düşünürsen hemen ben gideyim bir tane liyen alayım veya birkaç tane liyen alayım. Onların içine tatlı suyu koyayım. 2 tane sülük gideyim yakalayayım. Ki bizde bu verbana türü var. Verbana diye okunur herhalde bu. Onlar tıbbi alanda kullanılıyor. Mesela şu sülük kullanılıyor. Bakın sülüğün bu kırmızılığını ben görmemiştim. Bu çın çın yapan abinin şişesinin içindeki sülükleri ben siyah zannediyordum. Fakat çok enteresan yanında kırmızı bir şerit var. Harika yüzücüler. Bu arada onu söyleyeyim. Harika yüzücüler dans eder gibi böyle yüzüyor. Ondan sonra acayip tırmanıcılar. Yani kapağı açık her kaptan kaçarlar arkadaşlar. Ve ben bu sülüğün akıbetini söyleyeyim size. Bu masada kaçtı. Üstelik üstüne cam kapattım. Bu çekimleri yaptım kabın, cam kabın üstüne bir tane de cam kapattım. Bu aralıktan deri bir boşluk falan buldu herhalde. Kaydı mı cam, ne olduysa. Kaçtı bu, nereye gitti bilmiyorum. Evdeki 7 köpek var, onlara baktım. Onların kasık bölgelerine falan baktım özellikle. Bulamadım. Muhtemelen ölmüş olabilir. Yani bir yerde kurumuş olabilir veya ama kurusunu da bulamadım. Doğrusunu söylemek gerekirse. Belki de kapıyı buldu, çıktı gitti. Yani müthiş bir canlıdan bahsediyoruz. Bakın gerçekten çok ilginç bir canlıdan. Yani yakından inceledikten sonra bakın yapıştı. Bak işte şöyle yapacaksınız. Gördünüz mü? Parmağımı ısırdı. Ama ben bunu şey yaptım tabii ki orada. Keşke orada parmağımın ucunda çekim daha net güzel olsun diye bileğimi aldım. Bakın hemen emme eğilimli yapıştı ama çok da tedirgin oldu. Şimdi sülüğü çoğaltmak çok kolay. Tabii bir de kalkıp da böyle reklamını yaparsan, ya şimdi ben okuyorum. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse pek inandırıcı gelmedi bana. Yani birkaç kadın programı da seyrettim. Ablaları yatırmışlar oraya, sülük yapıştırmaya çalışıyorlar. Sülük yapışmıyor. Ondan sonra diyorlar işte tamam parfüm kullanmıyor. O yıkadım ben yüzümü falan diyor. O olmaz, yine gille girmiştir falan gibi diyorlar. Ondan sonra kalkıyorlar bir tane tombiş bir olanı koyuyorlar. Böyle parfüm var mı diyorlar işte, diyor makyaj falan var mı diyorlar çocuğa. Olan çocuğu. Tabii makyaj falan yok. Yapışmıyor sülük ya. Hayvan tedirgin olmuş, yapışmıyor. Neyse bir tane abla daha önce yapıştırmış. Yaşlı bir abla, bacaklarda varis var, onun bacağını açtırdılar. Buna da yapışmayınca tamam bu şey ablaya da diyorlar bacağına bir şey mi sürüldü? Ya bacağına ne sürülür Allah'ını seversin, yapışmıyor işte, beceremediler. Ondan sonra tamam işte bu kısmı şarlatanlık geliyor bana. Karşılıklı niyet olması gerekiyormuş. Bak şimdi sülükle temasa geçeceksin. Devamı dua mı bay edeceksin, beni ısırsın haydi bakalım bir hastalıklardan kurtulacaksın. Bunlar şarlatanlık arkadaşlar. Ne yapılmalı? Araştırılmalı. Araştırılmalı. Bunun enzimleri var, şunları var, bunları var. Onlar araştırılmalı ve mesela pıhtılaşmayı önleyici olan enzim çok önemli. Bu enzim gerçekten iyi. Özellikle bizde şu anda şarlatanlık boyutunda. Bunu açık net söylüyorum ben size. Kim ne derse desin. Bakıyorum böyle şeyde yazmış. İşte migrenden tut, psikolojik sıkıntılara kadar, hatta yaşlanmayı önleyici, yok kan dolaşımını arttırıcı, bildiği bütün hastalıkları yazmış. Bütün hepsine iyi geliyor. Ah oram ağrıyor, yapıştır sülüğü. Buram ağrıyor, yapıştır sülüğü. Yok öyle bir şey. Böyle saçmalık olmaz. Dolayısıyla yine affedersiniz bokunu çıkarmışız yani. Ha tamam, araştır kardeşim. Yok sülükle temasa gideceksin, dua edeceksin, sülük sana yapışacak, iyileşeceksin. Ya böyle şey mi olur ya? Ya ablaya diyor bacağına ne sürdün diyor. Bacağa bir şey sürülmüş. Kadıncağızın pantolonunu sıvamışlar, ısıttırmaya çalışıyor, ısırmıyor. Ondan sonra niyet lazım işte falan da. İşte bu şarlatanlık. Ya bunun enzimlerini alın, inceleyin. Neye iyi geliyor? Mesela pıhtılaşmayı önleyici, pıhtıları eğritici. Yine anestezik bir özelliği var. Isırdığın zaman fark etmiyorsun. Bunlar önemli bilgiler bakın. Ondan sonra şu anda Avrupalı aşmış bazı şeyleri. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kopan parmak diyor bakın. Parmak koptu. Aldılar parmağı, diktiler buraya. Burada diyor mutlaka diyor kalıntı kalıyor. Yani kan, pıhtılaşmış kan falan kalıyor. Ve bu pıhtılaşmış kanı değişik ilaçlarla eritmeye çalışıyorlar. Eğer bunu eritemedikleri takdirde kaynamıyor ve tekrar düşüyor. İşte bu bölgelere sülük olur. Bunun dışında hiçbir şeye uygulamıyor adamlar. Bizdeki gibi değil. Oram ağrıyor, yapıştır sürü. Buram ağrıyor, yapıştır sürü. Arkadaşlar bakın. Bir, sülüğü nereden alıyorsun? Hadi bu temiz hijyenik sülük olacak falan filan. Hadi o da oldu diyelim. Böyle her yere sülük mülük yapıştıramazsınız. Böyle her yere istediğiniz gibi sülüğü yapıştıramazsınız. Neticede parazit bir canlı bu. Yani kan emiyor. Bu kanla ilgili tamam mı sizde bir rahatsızlık olabilir, her şey olabilir. Bu yüzden bana sadece mantıklı gelen işte kopan organın tekrar kaynatılma, cerrahi olaylardan sonra oradaki pıhtılaşmamış atıkların falan temizlenmesi, gibi olarak. Çünkü emiyor ya, bu emme esnasında oradaki pisliği de emmesi çok mantıklı geldi. Ama yok yaşlanmayı giderir, şeker hastalığına iyi gelir, migrene iyi, ya inanılmaz ya. Bütün bildikleri hastalıkları alt alta döşemişler, bir sürü böyle şey var. Bilgi demiyorum yani, uydurmasyon var yani. Uydurmasyon oldu, çok açık ortada. Tıbbi kısmına girmeyelim dedik, girdik. Neyse, önemli değil, girmiş olalım. Bunu da belirtmiş olalım. Kızacaklar bana şimdi. Çünkü orada bir sektör var, bir ticaret var, bir arpa dönüyor orada. Bu arpa döndüğü için insanlar hiç önemli değil yani. Doğru söylemen, yanlış söylemen önemli değil. Bunun çıkarına dokunan bir şey söylediğin zaman kızıyorlar, kızabilirler. Ben tamamen mantık çerçevesinde konuşuyorum. Avrupalı sadece kopan organlarındaki organların tekrar dikilmesi sonucunda oluşan bu pıhtıların giderilmesinin haricinde kullanmıyor. Yani bütün birkaç kaynakta baktım. Hepsinde hep kopan organ, cerrahi, pıhtılar, onlar bunlar. Yok şeker hastalığında, yok bunda. Yani adamların orta çağını bize şu anda bilim adına mucize falan diyerek, içine biraz da din sosu katarak paketliyorlar. Oradan da para kazanıyorlar. Girin şeye, alışveriş sitelerine. Tamam, bir sürü saçma sapan sülük satışıyla ilgili şeyler göreceksiniz. Sakın öyle bir şeye girişmeyin. Doktor kontrolünden çıkmayın. Kullanacaksa da doktor kullansın. Ben alayım, yapıştırayım orama burama, ağrılarım geçsin falan masallarına inanmayın. Orta çağda yaşamıyoruz. Dolayısıyla Avrupa demiş zaten, Avrupalı, tamam mı? Şarlatanlık bu demiş. Yani bu şarlatanlık demiş. Her şeye daya sülü. Tabii ki saçma, çok mantıklı olan da bana da öyle geliyor. İşte bu az önce söylediğimiz kopa cerrahi noktalarda kullanılması şeklinde. Arkadaşlar sülük bu. Gerçekten de çok enteresan bir canlı. 33 boğumu var. Onları bir yere not aldım mı? Hayır, almadım. 33 farklı olabiliyor ama 33 boğum oluyor. Bunlardan işte 5 tanesi kafayı, 7 tanesi en son kısmı oluşturuyor. Orta kısmın üst tarafında emdişeme, erkek üreme organları var falan gibi. 9 tane testis. Alt kısımda 9 tane testisleri var falan gibi. Daha bir sürü bilgi var. Benim aklımda, spontan konuştum. Elimde küçük ufak tefek notlar aldım. Aklımda kalanlar bunlar. Sülük tuzlu suda yaşadığını bilmiyordum. Onu öğrenmiş oldum. Yani denizde de karşılaşabilirsiniz. Mesela çok sülüklü bir göle veya dereye girdiniz. Baktınız her tarafta sülük var. Hareketsiz kalabilirsiniz. Eğer sülük tarafından ısırılmak istemiyorsanız, hele bir de Amazon'da falan girdiğinizi düşünün. 40-45 santimlik sülükler adamı yer animallar. Dolayısıyla onlara ısırılmak istemezsiniz. O zaman hareketsiz kalıyorsun. Bir. İkincisi, vücudunu örten elbise giyebilirsin. Mantıklı olalım. Çizmen olur, elbisen olur. İçine sokmuşsundur, botların içine falan. O şekilde girebilirsin. Girdikten sonra, suya girdikten sonra, bakın ben vücudumda da sülük yakaladım. Gerçekten de kene de öyle. Koltuk altı, kasık, parmak arası. Bayılır. Bayılır. Kendini göstermek istemiyor çünkü hayvan. Herhangi bir emme anında fark edilip öldürülmek istemiyor. Ha, bunları avlayanlar var mı? Var tabii ki. Kuşlar. Kuşlar bunlara bayılır. Dolayısıyla sadece bunlar birilerini emmiyor, birilerini yemiyor. Onları da yiyenler var. Yine bunun dışında çok çırpıntı yapmadığınız takdirde, harekete duyarlı çünkü, bunu yapmadığınız takdirde sizi bulamayabilir. Ve en önemlisi de sülük tarafından ısırıldığınızda tutup çekmiyoruz. Tutup çektiğiniz zaman içerisindeki bütün bakterileri vücudunuza, kanınıza kusacaktır. Bunun yerine tırnağınızla, evet, dişler yine çıktı. Tırnağınızla ne yapacaksınız? Veya herhangi bir kartla veya çakı, doğaya çıkıyorsanız ufak bir çakınız veya maket bıçağınız falan olur yanınızda. Yan tarafa doğru sıyırarak, yani üst taraftan aşağıya kusmasın. Bunlara dikkat edersiniz. Sülük ısırmaları size hiçbir zarar vermeyecektir. Bizim ülkemizde de tıbbi alanda kullanılan verbena türü sülükler var. Hiç tehlikeli değil. Ama dediğim gibi pis ortamlarda falan, lağımlarda da yaşıyor arkadaşlar bu. Dolayısıyla kalkıp o mikropları da vücudunuza salabilir. Diyelim ve videomuzu burada bitirelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.